Fon yönetiminde HFT etkileri konulu paneli gerçekleştirmek üzere Paragon Trading kurucu ortağı Sayın Buğra Gülbay'ı, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi finans profesörü Sayın Profesör Doktor Cenktan Öz Yıldırım'ı, Hedef Portföy Fon Yöneticisi Sayın Salim Kasap'ı, ALB Yatırım Algoritmik İşlemler Bölüm Direktörü Sayın Serhat Başkurt'u, Lidya Tek kurucusu Sayın Uğur Arslan'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. İsmim Cenk'ten Öz Yıldırım. Moderatörlüğünü ben yapacağım bugünkü toplantının. Öncelikle katılımcılara çok teşekkür ederim. Bugün bizimle beraber oldukları için ve değerli bilgilerini ve görüşlerini bu konuda bizimle paylaştıkları için. Çünkü benim özel ilgi alanlarımdan birisi HFT ve bu toplantının bu anlamda çok özel olduğunu düşünüyorum. Çünkü HFT fonları, istatistik arbitraj fonları pek çok açıdan bence önemli. Bunlardan birincisi, baktığınız zaman 30 tane fon var. Hani bunların hepsini istatistik arbitraj diye sınıflandırabilir miyiz bilmiyorum ama hani isminde istatistik arbitraj geçen 30 tane fon var. Hız da sayısı artıyor. Toplam büyüklükleri 8 milyar civarında. Birazdan konuşacağız bunların stratejilerini ve bunlar genelde pozisyon taşımıyorlar. Bu ne demektir? Aslında her gün sahip oldukları bu parayı ondan sonra tekrar tekrar gün içi işlemlerle işlem gerçekleştiriyorlar demektir. Ben kaba bir hesap yaptım. Tabii şeyi bilmiyorum hani kaç yani işte 100 milyonluk bir fon kaç liralık bir işlem gerçekleştiriyordur gün içerisinde ama sahip oldukları parayı bir kere al satta kullanıyor bile olsalar yaklaşık günlük işlem hacminin %8'ine denk geliyor gibi bir rakam buldum ama dediğim gibi çok kaba bir rakam. Yani sadece bu HFT fonlarından bahsediyorum. Dolayısıyla piyasanın etkinliğine işte sabahtan beri konuşuyoruz. Daha doğrusu yani iki oturumdur konuşuyoruz. Etkinliğine etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. İşlem hacminde ciddi bir rakam oluşturduklarını düşünüyorum. İkincisi özel fonlar bunlar. Niye özel fonlar? Ben işte biraz şeylere de çalıştım. Hani getirilerine de baktım. Betalarını hesapladım. Trader rasyolarını hesapladım. Standart saplarını hesapladım bu fonların. Son 3 aylık verilerini kullanarak tabii. Yani geriye Tefas'tan bilgileri ulaştığım için. Tabii 3 aylık veriyle hani belki konuşmak çok hani genelleme yapmak çok doğru olmaz ama betalar sıfıra yakın. Beta ne anlama geliyor? Sistematik risk taşımadı. Yani piyasa riski taşımadı anlamına geliyor. Bu anlamda baktığınız zaman her ne kadar hisse senedi fonu gibi olsalar da biraz para piyasası fonlarına daha yakınlar. Hani taşıdıkları riskler açısından. Trader rasyolarının standart saplarına baktığınız zaman %2 seviyesinde yıllıklandırılmış olarak standart saplara sahip olan fonlar var. 3 aylık veriyle konuşuyorum tabii gene. Bu açıdan da çok özel fonlar. Yani baktığınız zaman bunları nereye konumlandırmak lazım? Bu benim merak ettiğim konulardan bir tanesi. Üçüncüsü de tabii özellikle bireysel yatırımcı için hani biraz sosyal medyada dolaşıyorsanız hani bu HFT konusu biraz gizemli bir konu. Herkesin biraz hani haklı ya da haksız şikayet ettiği bir konu. İşte kolokasyon diye bir yer var. Kimse giremiyor. Ne oluyor orada gibi işte herkesin aklında hani cevaplamak istedikleri sorular var. HFT fonları da bu işi biraz demokratikleştiriyor diye düşünüyorum. Yani bireysel bir yatırımcının da aslında normalde ulaşamayacağı bu yatırım stratejilerine yatırım yapabilme fırsatı sağlıyor. Bu üç konu açıdan bence çok önemli bugün konuşacağımız konular. İşte burada da 4 tane uzmanımız var. Bu işin mutfağında olan. Dolayısıyla biraz burada hani kaputun altında ne var? Onlara sorma imkanımız olacak. Ben de umarım sizin adınıza doğru soruları sorabilirim. İsterseniz Serhat Bey'den başlayalım. Yani nedir
istatistik arbitraj, HFT nedir? Ne yapıyorsunuz siz orada? Biraz kısaca bize anlatırsanız. Çalışıyor mu? Ha, çalışıyor. Ya aslında istatistiksel arbitraj nedir? Kısaca şöyle bahsedeyim. Herhangi bir enstrümanın o anlık çıkan değerlerine göre bir teorik değer hesaplıyoruz. İşte bu türev marketle genelde spot market arası oluyor. Buradaki farklılıkları değerlendiriyoruz. Tabii burada en önemli şey hız. Yani stratejiler ön plana çıkıyor. Bunun dışında hız önemli. Ben genel olarak şu şekilde değerlendiriyorum. Normal fonlarla bizim tarafımızdaki farklılığı. Normal fonlar düşünerek belli analizlerle daha böyle orta uzun vadeli pozisyonlar alıyor veya günlük pozisyonlar alıyor. Bizde ise olay refleksten dönüyor. Yani mesela elinize diken battığı anda direkt refleksle elinizi çekersiniz ama beyniniz daha sonra diken battığını anlar. Bizim fonların genel olayı bu aslında. Doğrudan diken batmasını hissediyor. Burada ne oluyor? Anlık çıkan farklardan, genelde milisaniyelik farklardan değerlendirip kar elde ediyoruz. Burada Cenk Tan Bey'in dediği gibi aslında normal fonlardan ziyade, hisse senedi fonlarından ziyade bizim fonumuz daha çok şey üzerine odaklanıyor. Para piyasası fonları gibi rekabet edebiliyor. Tabii ki buradaki beta sıfıra yakın. Çünkü herhangi bir şekilde sistematik pozisyon taşımıyor, sistematik risk taşımıyor. Bunun da genel sebebi işte spot varlığı aldığında genelde bunun vadelisini sattığı için herhangi bir şekilde piyasadaki spekülatif bir pozisyon almıyor. Burada stratejiler işte basket trade'le vesaireyle artırılabiliyor. Buna göre bazı sistematik riskler tabii ki fonun içine doğabiliyor. Veya işte piyasanın yönüne yönelik riskler doğabiliyor. Ama genel olarak baktığımızda fonlarda betalar sıfıra yakın. Çok teşekkürler. Peki bu durumda aslında sistematik risk yoksa hani başka tür risklerden bahsedebiliriz burada? Yani özellikle algoritmadan kaynaklanan riskler mi olabilir ya da teknolojik riskler mi olabilir ya da işte sistematik risk tarafın dışında bizim hani aklınıza gelen bir finansal risk var mı bilmemiz gereken? Aslında şu şekilde algoritma riski her zaman var. İşte sistemde kopmalar olabilir, emirler gerçekleşmeyebilir, borsa tarafında herhangi bir sıkıntı olabilir. Bunlarla ilgili işte hem fonun yönetildiği algoritma veya bunun donanımsal olabilir ve yazılımsal olabilir. Bu tarzda bir risk var sürekli ortada. Ama bunlar genelde borsa tarafında ve işte fonun çalışma prensibi gereği işte fon portföy yöneticisi veya bu yazılıma destek veren kurumlar tarafından sürekli optimize edilip riskler minimalize edilmeye çalışılıyor. Ben genel olarak aslında şunu söyleyebilirim. Yani yaklaşık 3 yıldır tamamen HFT üzerine işlem yapıyorum. Ve hani yılda genelde bir kere veya iki kere işte ufak tefek milisaniyelik kopmalar yaşıyoruz. Burada da anlık pozisyonda bir exploit olmama olasılığı oluyor. Onlar da hani fonun genel getirisini aslında çok fazla etkilemiyor. Bunu söyleyebilirim. Yani bunun dışında piyasa riski şöyle olabiliyor. Daha önce işte 2010'da Dow Jones'ta, pardon, S&P kontratlarında bir olay olmuştu. Hatırlarsınız şey üzerine bir İngiltere fonu sert bir pozisyon aldı ve bir crash'a neden oldu. O ara HFT fonlarının çoğunun emirleri pasifte kaldı ve o gün genel olarak bir risk doğdu fonlar için. İşte bazıları margin call'a düştü vesaire ama bir 30 dakikalık bir olaydı bu. Ardından kapandı. Bu tarz riskler olabiliyor. Bizim borsamızda da geçtiğimiz yıl işte bankacılık hisselerinin her gün tavan tavan gitmesiyle bu fonlarda işte bankacılıkta short, işte spot tarafında long olan fonlar şey tarafında risk yaşadı. O riskle nasıl oldu? Her gün tavan gittiği için margin call ihtiyacı doğuyor. Eğer ellerinde margin call yoksa, yani margin call'u tamamlayacak nakit yoksa zarar edip fon açığa düşmeye başladı. Geçen yıl öyle bir sistematik riskten dolayı doğdu. Ama hani bu bütün marketin riskiydi. O da bu fonları da etkiledi doğal olarak. Çok teşekkürler. Peki Buğra Bey, sizeden şey yapacak olursak, devam edecek olursak, bu fonlar hangi tür yatırımcılar içindir diyebiliriz? Hani riski sevmeyen ya da risk almak isteyen, yani küçük yatırımcının özellikle bilmesi gereken bir konu var mı? Tabii, ya arbitraj fonları gerçekten yeni bir kavram. Yani Nasdaq altyapısının aslında 2017 senesinde borsamıza gelmesiyle ve entegrasyonun olmasıyla ortaya çıkıyor. İstatistiksel arbitraj fonları kesinlikle riski sevmeyen yatırımcılar için borsanın hareketinden bağımsız bir şekilde, stabil bir şekilde ve sürekli gelir elde etmeyi hedefleyen yatırımcıların tercihi olmalıdır. Zaten sizin de söylediğiniz gibi bu fonların Sharpe rasyoları, betaları çok düşük. Bundan kaynaklı olarak da kesinlikle risk almayı tercih etmeyen yatırımcıların paralarını değerlendirebileceği yerler.
Peki bu fonları düşünen yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Mutlaka zaten hani bir geçmiş performansına bakacaktır. Tabii burada, ama başka hani nedir aslında dikkat edilmesi gereken faktörler? Burada dikkat edilmesi gereken faktör Türkiye'deki diğer fonlardaki gibi nasıl yatırımcılar tercihlerini yapıyorlarsa, hangi kurum üzerinde çalışan fonları tercih ediyorlar, güvenilir kurumları tercih etmeleri. Sonuç olarak iş çok yeni olduğu için bu işin denetim mekanizması da her kurumda çok gelişmiş değil. Bundan kaynaklı olarak güvenilir kurumlarla ilerlemelerini tercih etmeleri de bir önerim olabilir. Peki, çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Uğur Bey, isterseniz sizin de devam edelim. Yani burada herhalde Borsa İstanbul'un altyapısı oldukça önemli. Yani Nasdaq'a geçişle beraber 2017 yılında aslında bunlar mümkün hale geldi diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani burada asıl önemli olan faktör nedir? Hani borsanın altyapısı mı, yoksa bu kurumların kullandıkları işte teknolojiler mi, yoksa aslında burada pilotaj da önemli mi? Yani bu hani fonu yöneten kişinin aynı algoritmaları kullansalar da, hatta aynı tahtalarda işlem yapsalar da bir farklılık yaratabilmesi mümkün mü? O noktada nasıl bir farklılık yaratmak mümkün? Başka bir ifadeyle. Soru uzun mu oldu? Yok yok, soru güzel bir soru ama cevabı kompleks bir soru. Maalesef. Hani, o yüzden buradasınız. Bazen bir iki dakikada cevaplamak da kolay olmuyor. Şimdi birinci problemlerden bir tanesi, her exchange'in teknolojisi farklı. Yani exchange teknolojileri de aynı değil. Ve sizin gönderdiğiniz emirleri nasıl alıp işlediklerine kadar çok büyük etkisi oluyor kendi altyapınızı kurarken. Özellikle de donanım bazlı hardware'ler üzerinde sistemler kuruyorsanız. Şimdi tabii Borsa İstanbul'un Nasdaq altyapısına geçmiş olmasının yapmadan önce bu tür HFT işlemlerini yapamıyorduk. Çünkü 100 tane order gönderebiliyorsunuz, 30 tane order gönderebiliyorsunuz saniyede. HFT işlemleri mümkün olmuyor. Devamlı olarak HFT işlemlerinde işte özellikle market makersanız limit order'ları gönderiyorsunuz. Devamlı olarak değiştirmeniz gerekiyor. Yani her tikte, her milisaniyelerde, hatta biz nanosaniyelerde bu işleri yapıyoruz artık. Bundan dolayı altyapı, tabii ki Borsa İstanbul'un değişen altyapısı çok etkiledi. Ve ileriki gelişmelerde doğal olarak değiştirecek. Bu sektöre de çok büyük etkisi olacak mutlaka her yapılan değişiklik veya bir gelişim. Bunun dışında arbitraj için konuşursak veya hatta aslında bu tür süreçleri HFT diyoruz ama çok genel bir kavram kullanılıyor. HFT kendi içerisine çok ayrı alanları var ve farklı uzmanlıklar gerektiriyor. Mesela software ile HFT yapıyorsanız olayın boyutu çok farklı. Hardware ile yapıyorsanız, donanımla yapıyorsanız olayın boyutu çok farklı oluyor. Mesela özellikle Türkiye'de çok yapılan single stock futures arbitrajı var. En büyük arbitraj Türkiye'de bu şu anda. En büyük hacimler de burada, en büyük paralar da buradan kazanılıyor genelde. Bunun dışında indeks arbitraj var. Bunun dışında FX ve altın arbitrajı da var. Bu dört tanesi çok geniş yapılıyor. Yalnız SSF farklı diğerlerine göre. SSF'de market riskiniz yok. Yani pozisyona girdiğiniz anda ay sonuna kadar beklerseniz mutlaka yield hesabı yapılıyor, seneklendirilmiş. Oradan para kazanıyorsunuz. Mesela indeks arbitraj böyle değil. İndeks arbitraja girdiğiniz anda riskiniz var. Çünkü indeksin kendisi kontratı cash settle ediyor. Underlying kontratlar, hisse veya future'larında farklı settlement var. Ve mutlaka pozisyondan çıkmak zorundasınız ay sonuna kadar. Kendi kendine settle etmiyorlar. Altın, FX, zira kendine göre farklı riskler erindiriyor. Ama her stratejiye ayrı bakmak lazım. Bir de bunun dışında, arbitrajın dışında HFT stratejileri var. Türkiye'de pek yapılmıyor. Genelde yabancılar yapıyor bunu. İşte short term predictive modeller diyorlar. Çok bir sonraki tik ne olabilir, iki sonraki tik ne olabilir gibi yönsel trade'ler. Özellikle future'larda şey yaparak, kaldıraçlar kullanılarak. Ama bir güzel yanı var. Yani HFT'nin de farklılık yaratması ve HFT'nin dışında da yani küçük yatırımcıdan tutun da büyük fonlara kadar gelip pozisyonlar alınması güzel bir aslında ortam yaratıyor. HFT bunun sadece bir parçası. Ve önemli bir parçası. Liquidity'yi bizim gibi firmalar genelde daha çok sağlıyor. Yani siz future, SSF future'larına girip alım satmaya satıyorsunuz. Büyük ihtimalle buradaki işte 30 tane fonun bir tanesiyle büyük ihtimalle trade ediyorsunuz çoğu zaman. Ve dediğiniz gibi hacimlere baktığınız zaman mesela biz kendi hacimlerimizden düşünüyoruz. Bizimle birlikte diğerlerini de eklediğiniz zaman herhalde marketin en azından %40-%50'sini biz yapıyoruz. Bu fonlar yapıyor. Minimum. Ki marketin aktif olduğu dönemlerde bu oran artıyor. Çok ciddi şekilde artıyor.
Mesela biz bir fondan marketin %5 ile %10'luk hacmini üretebiliyoruz. Sadece bir fondan, bir tane serverdan, bir tane FPGA üzerinden. Hani bunun gibi 30 tane fon olduğunu düşünürseniz çok ciddi hacimler söz konusu. Çok teşekkürler. Peki bu hani sorunun ikinci kısmı ile ilgili aslında çok fazla fon var ve aslında herkes aynı stratejileri uyguluyor ve aynı tahtalarda uyguluyor. Hani burada başarıyı getiren şey aslında hani bir anlamda teknoloji mi ön planda? Yani işte sevgili Nikolas'ın anlattığı gibi FPGA kartı kullanmak bir zorunluluk mudur ya da olmazsa olmaz mıdır? Yoksa işte orada FPGA kartı olmasa da daha yavaş olunsa bile işte orada bazı stratejilerle, bazı ufak tuninglerle şey yapmak, daha başarılı olmak mümkün. Yani şey, trader'ın buradaki önemi ne kadar? Aslında bir anlamda formüle bir yarışı gibi düşünecek olursak, arabanın motoru mu burada kritik, araba mı kritik, yoksa pilot mu kritik? Birkaç tane bakılması gereken açı var aslında. Bunlardan bir tanesi teknoloji. Çok büyük etkisi var. Yani çok hızlıysanız hakikaten bunun faydasını görüyorsunuz. Girdiğiniz pozisyonlar kaymadan giriyor. İstediğiniz aramlarda girebiliyorsunuz. Bunun çok etkisi var. Exchange'in, borsanın altyapısının buna emirlerinizi nasıl işlediğinde çok büyük etkisi oluyor. Bu da ikincisi. Üçüncüsü, algoritmanın ne kadar sofistike bir algoritma olduğu çok önemli. Yani markette çok değişik algoritmalar var. Mesela bir algoritma aynı şeyi yapıyoruz diye bakılıyor ama birisi marketin %5'ini yaparken başka bir algoritma ancak %1'ini yapabiliyor. Yani ne kadar çevirdiğinizle de bu işler çok alakalı. Ve bu tür süreçler, Türkiye için konuşuyorum, özellikle SSF'e bakarsanız çok büyük para gerektiren süreçler ve Türkiye'de hala yeteri kadar para yok. Yani fonlarda 8-10 milyarlık bir rakam diyorsunuz. Mesela biz başka bir proje için yakında bir zamanda bir inceleme yaptık. 5,5 milyar doları market kaldırabiliyor Türkiye'de. 3 haftanızı alıyor o parayı sokmak. Yani bir ay içerisinde o parayı çevirmeniz, sokabildiğiniz sürece sıkıntınız yok. Çok ciddi. HFT stratejileri için. HFT strateji, SSF stratejisi için sadece. Ciddi misiniz? Şimdi bu kadar büyük payın, paraların girebileceği bir noktaya baktığınız zaman, altyapınız kötü de olsa, altyapınız yavaş da olsa, algoritmanız daha da sofistike olmasa dahi payı alamıyor bir firma. Yani bu exchange'in de biraz altyapısıyla alakalı, kendi altyapımızla alakalı. Çünkü çok büyük bir pasta olduğu için yavaş da olsa mutlaka bir şekilde para kazanılabiliyor. Yalnız bunlar yeterli değil. Mesela HFT'den daha çok para kazanabilmek için belli benchmarklar var. Onlara geçmek kolay olmuyor şu dönemlerde. Bunları geçebilmek için kaldıraç almak istiyorsunuz. Kaldıraç alabilmek için ilişki kurmanız lazım. Türkiye'de 4-5 değişik kaldıraç var. Tek bir yerden bulunmuyor, tek bir şekilde yok. Ve bunlara erişim sağlamak kolay değil her zaman. İlişkiler çok önemli oluyor. Yaptığınız hacimler çok önemli oluyor. Bunlara erişim sağlayabilen firmaların avantajları oluyor doğal olarak. Ve o bir zincir gibi birbirini tamamlayarak gidiyor. O yüzden aslında kompleks bir cevap var ortada. Yani teknolojiniz iyi diye garanti değil. Algoritmanız daha iyi diye garanti yok. Mesela bunun hiçbirini iyi olmayan ama leverage'a çok ucuzdan erişebilen bir insan olursa çok daha fazla para kazanabiliyor bir dönem. Hani değişik partların, yani toplamların hepsinin bir araya gelmesinden dolayı aslında fonlar büyüyor, gelişiyor Türkiye'de. Anladım. Ya benim bir sonraki sorum da aslında şey olacaktı. Hani burada çok fazla fon çıkıyor, rakamlar da çok büyüyor. Bir süre sonra pazar da aslında sonuçta şey, hani siz anlık fiyat farklılıklarından faydalanmaya çalıştığınız için, değil mi? Strateji bunun üstüne kurulu. Geçici fiyat hareketlerinden diyelim. Hani orada pasta çok büyüktür, değildir diye düşünmüştüm ben ama sizin söylediğiniz rakam benim yani öngörebildiğim rakamların tabii dışarıdan bakarak çok çok üstünde. 5,5 milyar dolara kadar çıkabilir diyorsunuz yani. Öyle mi? Buradaki pastanın büyüklüğü. Bir de yanlış bir kanı var. Mesela özellikle SSF arbitrajında pozisyon tutuyorsunuz para kazanabilmek için. Çünkü içeride gün içerisinde çevirdiğiniz, biz yani hatırlıyorum aktif olan bir markette 36 defa portföyü çevirdiğimizi biliyorum. Ama normal bir günde mesela 2-3 defa, 4 defa, 5 defa portföyün büyüklüğüne biraz bakıyor. Gene kaldırıcı nereden, hangi fiyattan alabildiğinize bakıyor. Çevirmek mümkün ama esas paralar şu anda marketler çok yavaş olduğu için, volatilite çok yüksek olmadığından dolayı. Bir de ortalama yieldleriniz gün içerisinde şu anda bankadan aldığınızın altında. Siz 46-47'den pozisyon açmak zorunda kalıyorsunuz ortalamada. Bankaya gitseniz %55 veriyor senelik zaten. Şimdi zor bir ortam arbitraj fonları için. Bundan dolayı overnight taşıyıp bir iki günün içerisinde çevirmek zorunda kalıyorsunuz pozisyonları ki daha çok. Çünkü gün içerisinde %1, %2 oynuyorsa
4-5 gün içerisinde %8, %5, %6 oynatabiliyorsunuz. Oralardan daha çok para kazanılıyor şu anda. Peki, çok teşekkürler. Salim Bey, size o zaman sorayım ben bununla ilgili bir soru. Ben baktım, bu gene 3 aylık verileri kullanarak baktım tabii. Aslında şey olmasını beklerdim ben, hani bu HFT fırsatlarının özellikle işlem hacminin yüksek olduğu günlerde daha fazla olmasını beklerdim. Ama işte bu 3 aylık veriyle baktığım zaman işlem hacmiyle fonların getirisi arasında çok anlamlı da olmasa negatif bir ilişki çıktı. Yani bu daha doğrusu anlamlı bir ilişki çıkmadı diyeyim, büyük bir ihtimal istatistik olarak baktığım zaman. Hani bu beni şaşırtan bir konu oldu. Şimdi gene küçük yatırımcılar için bunu konuşacak olursak aynı zamanda Uğur Bey'in de bahsettiği gibi hani rakip olarak eğer para piyasası fonlarını görüyorsak, hani hangi dönemler aslında HFT fonları için yatırım düşünülmesi gereken dönemlerdir? Hangi dönemlerde getiri daha yüksek olur, performans daha iyi olur? Bakalım. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Teşekkürler geldiğiniz için, dinlediğiniz için. Ben burada olayı piyasayı ikiye ayırıyorum. Bir, gerçekten pozisyon alanlar. Bir de bizim taraf. Yani arbitraj fonları, deskler. Yani burada sadece arbitraj fonları yok. Esas 30'a yakın fon var demiştin, 8 milyarlık. Belki bir o kadar, belki ondan da fazla aracı kurumlarda, bankalarda deskler var. Bu işleri yapanlar. Biz de geçmişte bu işi desk olarak yapıyorduk. Hatta o zaman şey konuşuyorduk ya, işte bu iş fonla yapılmaz. Neden? Çünkü fon her gün ilan ediyor fiyatın, işte getirsin, götürsün vesaire. Her gün göz önünde ve para çıkışı var. Uğur'un da dediği gibi bazen pozisyon tutmak gerekiyor. Burada denklem aslında, eğer hepimiz yatırımcıyı çıkarsak, sadece arbitraj fonları kalsak, burada getiriler sıfır civarında olur. Hiç kimse de hiçbir şey yapamaz. Sadece denklemi değiştirenler benim açımdan çok önemli. Burada da pozisyon alanlar, müşteriler, yatırım fonları, işte ülkenin genel durumu vesaire. Ben daima olaya talep gözüyle bakıyorum. Talebin burada faizler geçerli bir faiz piyasası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü açık satış yok. Açık satış olmadığı için ben burada bir faiz pozisyonu yönetmeyi pek becerebildiğimizi ve becerebileceğimizi zannetmiyorum fonlar olarak. Burada faiz ancak ve ancak taleple yükseliyor. Biraz geriye doğru gitsek bir sene kadar, seçimden geçen Mayıs seçimdeki iki turlu seçimde, işte birinci turundaki olanlarla ikinci turundan sonra olanlar 180 derece zıttı birbirine. Yani birinci tur sonunda biliyorsunuz piyasa çakıldı ama öncesinde coşmuştu. Sonrasında işte kötü bir hafta geçti. O bir hafta sonrasında geldi, ekonomik kriz olacak vesaire vesaire vesaire. Sonrasında iş bambaşka yerlere gitti. Yani ben Mayıs sonlarına doğru sanki getirilerin 70-80 bandına geldiğini hatırlıyorum şeyde, SSF tarafında. Endeks tarafında da bayağı yüksek getiriler olmuştu. Ondan sonra Haziran'da bu 60'lar 70'ler civarında geldi. Sonra yavaş yavaş aşağıya doğru geldi ve bugün işte Uğur'un dediği gibi 44 ile genel olarak 55 arasında değişen bir yapısı var. Yani burada nasıl diyeyim, pozisyon tutan bir, arz talebi doğru okuyan iki, kendi fonundan nakit giriş çıkışını iyi yönetenler daha iyi yapıyorlar. Ama hacimle bu işin alakası ya çoğu zaman yok. Hani hatta hacmin hiç olmadığı günler alıcı gelirse o zaman çok çok daha iyi oluyor bizler için. Yani şey diye düşünmüştüm ben, hacim olduğunda işte Oral Hoca'nın bahsettiği noise trading daha fazla olur ve işte geçici fiyat hareketleri daha fazla fırsat yaratır diye beklemiştim ama teorik olarak en azından öyle olmadığını ben de gördüm zaten verilerde. Şöyle yani düşünün, şimdi tik tik oynayalım bütün gün. Tik kazanacağız, tamam mı? Bir tik kazanacağız. 1000 kontrat trade ettik, 1000 lira yaptık. 10.000 trade ettik, 10.000 yaptık. 100.000, 100.000. Bütün gün bunu yapabiliriz. Şimdi Uğur'daki teknoloji bizde yok. Uğur yapabilir bunu, biz yapamayız. ama yani tikleri avlamak başka bir şey. Pozisyon tutup ondan kazanmak başka bir şey. Yani iki dünyanın en iyisi ikisini birleştirmek. Yani hem tik yapabilmek hem pozisyon tutabilmek. Yani genel olarak ben dediğim gibi piyasadaki talebi ölçmeye çalışıyorum. Piyasada ne kadar ilgi var, ne kadar açgözlülük var, o benim için o kadar iyi. Piyasa ne kadar pesimistse o kadar çakılıyoruz. İşte geçen hafta başından beri nasıl oldu? İşte İsrail
gerginliği tırmandı. İran-İsrail gerginliği. Ondan sonra getirirler. Bugün 44-46'ya geldi. Çünkü herkes aynı anda pozisyon almak istiyor. Endeks büyük bazı yatırımcılar var. Birkaç kurumdan çalışıyorlar. Hepiniz takip ediyorsunuzdur. Günde 10 bin, 20 bin, 30 bin kontrat bir yöne pozisyon almaya çalışıyorlar. Ertesi gün onu tekrar kapatmaya uğraşıyorlar vesaire. İşte orada getiriler çok ciddi oynuyor. Bu sıralar endeks kontratında çok short açmaya çalışıyorlar. Çok short açınca bunu karşılayacak kadar şey yok. Açık satış olmadığı için hiç kimse bunu karşılayamıyor. Gidip SSF ile hedge ediyorlar kendilerini. Orada da getiriler aşağı geliyor. Opsiyon piyasası gelişkin olsa belki biraz daha avantaj olurdu. Endeks arbitrajı evet yapıyoruz. Ama o da dediği gibi Uğur'un son gün sürekli problem oluyor. Ya yani son biliyorsunuz 30 dakikada endeksi itfa edeceğiz. Ne bileyim siz alış yönündeyseniz gider bir iki tane tahta tavan olur alamazsınız onları. Satış yönündesinizdir o daha tehlikeli. 3-4-5 tanesi tavan olur. Ki oldu yani böyle dönemler çok oldu. Gidiyor işte hep 2-4-6-8-10-12. Aylarda hep son yarım saate sıkışıyor bu işlemler. O da tabii büyük risk oluyor. Ben kendi pozisyonlarımda bazen tabii şans gerekiyor. Yani çok böyle itfaları yapamadığım oldu. Yani endeksi itfa ediyoruz. Elimde bir sürü pozisyon kalıyor. Ertesi sabah açılışta işte dualarla, niyazlarla geliyorum ben. Ondan sonra diyorum ki açılışta inşallah atıyorum. Longsa diyorum ki bugün piyasa çok iyi, harika, süper. Yukarı gidecek. Yok shortsa diyorum ki bugün kötü piyasa vereceğiz inşallah. Aşağıdan kapanacağız vesaire vesaire. İşte yani her şey oluyor güzel. Hani trader'ın önemi çok büyük. Ama bazen de şans lazım arkadaşlar. Yani şans yapıyorsunuz bir şey. Şansınız yaver giderse onun tadından yanmıyor öyle diyeyim. Hacimlerle bazen koreli olmuyor dediniz ya. Onun da sebeplerinden bir tanesi şu. Mesela 1 milyarlık bir fonunuz var. Marketlerin SSF yieldları %50-%45'e indi. Siz yarısını boşalttınız fonu. 500 milyon pozisyonunuz kaldı. Siz bir gün sonra ya da akşam o pozisyonu açamıyorsunuz. Çünkü marketler %45'te. Zaten oralardan kapatmışsınız. Bir gün sonra o aktivite devam ediyor. Ama siz 45'lerden pozisyon açmak istemiyorsunuz. Çünkü beklentiniz belki 47-48 olacak. Ya da kapattığınız yerlerden bir gün sonra pozisyon açma manası kalmadığı için bazen HFT firmaları aktif bir şekilde trade edemiyor. Mesela bir gün önce 5 milyar trade etmişsiniz, bir gün sonra 1,5 milyar trade ediyorsunuz. Bundan kaynaklı şeyler var. Yani püf detaylar var orada, ince detaylar var dikkat edilmesi gereken. Tabi bu sırf SSF yapan için işte o sırada eğer indeks farklı yöne gidiyorsa onu trade etmek mümkün. Başka arbitraj trade'iniz varsa onlara para yatırmaya çalışıyorsunuz ya da parayı alıp yeri geliyor para piyasası fonu koyuyorsunuz. Çünkü para piyasası fonu o anda 51 getiriyor o gece. Orada tercih edebiliyorsunuz parayı orada değerlendirmeyi. Çünkü 45'ten bağlama, 46'tan bağlamak istemiyorsunuz. Bunun gibi sebepler olabiliyor. Teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam. Serhat Bey'e geri dönelim o zaman. Şimdi ben birkaç eski öğrencimizle de karşılaştım. HFT piyasasında çalışan çok hani profesyonel var. Yeni gelişen bir ondan sonra alan diyelim. Ve ben biraz hani şey diye bakıyordum. Ya basıyorsun düğmeye algoritma çalışıyor. Akşama da paraları sayıyorsun diye. Ama gördüğümüz kadarıyla kolay değil. Yani içeriden bakınca o kadar da kolay olmadığı anlaşılıyor. Özellikle bu sektöre girmeyi düşünen, bu alanda, HFT alanında çalışmak isteyen, hani öğrenci olabilir, yeni mezun olabilir ya da kariyerini değiştirmek isteyen arkadaşlar olabilir. Ne tür beceriler gerekiyor? Yani sonuçta bir aslında klasik finans bilgisi çok burada gerekli değil gibi geliyor bana. Hani bir değerleme yapmıyorsun değil mi? Teknik analiz falan gibi şeyler kullanmıyorsun. Ama yönetilmesi gereken de çok faktör var. Biraz da hani nefesinin de kuvvetli olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Ne tür beceriler gerekiyor? Ne önerirsiniz özellikle HFT alanında çalışmak isteyen arkadaşlara? Ya şimdi ilk önce iyi bir market bilgisi gerekiyor. Yani market bilgisi derken şu tarzda. Mesela takası iyi bilmesi gerekiyor. Hani hangi günden kaç borçlanabilir? Onun dışında hani nereden döner? Hani marketin genel yapısında işte alıcıların, satıcıların genel durumu ne? Bunları bir genel olarak bilmesi ve sindirmesi gerekiyor. Ve şöyle bir durum var aslında hani HFT falan diyoruz ama bunların hepsi aslında normalde işte manuel olarak yapılan tradinglerin hızlandırılmış hali. Baktığımız zaman ilk başta hani kendi hesaplarında çünkü hani benim de bu işe girişim o şekilde oldu. Hani kendi hesabımda özellikle de Cylinder Speed dediğimiz işte varlar arası endeks trade ederek ben de bu işe başladım. Bildiğiniz normal elle hani iki vadeli tahtayı yan yana açıyordum. Uzak vade endeksle yakın vade endeks sürekli aradaki farkı oynuyordum üniversitedeyken.
Daha sonra hani iş hayatına falan girdiğimde araştırma da başladım ben bu arada. Oradan sonra hani bu trading tarafına geçişim de o şekilde oldu. Hani oradaki işlemlerimden dolayı. Hani öncelikle bir marketin genel yapısını ve işlem olaylarını sindirmeleri gerekiyor. Zaten HF dediğimiz kısım sizin iyi bir stratejiniz vardır. Hani bunun sırf risksiz bir strateji olmasa da gerek yok. Hani aynı zamanda riskli HF stratejileri de yürütebilirsiniz. Mesela işte kademenin erimesine vesaireye oynayabilirsiniz. Hani bu tarz stratejiler de var ekstradan. İlk baş kendiniz belli bir strateji geliştirip belli düzeyde markete trade edip daha sonra hani işin bu tarafına geçmeniz lazım. Zaten hani kurumlar bu tarafta iş yapacak çok fazla personel arıyor. Hani burada açık ciddi boyutta var. Talep de burada artık yoğunlaşıyor. Anladığım kadarıyla istatistik bilmesi gerekmiyor. İstatistik arbitraj. O zaten hani o hani genel olarak matematik, iyi matematik bilmesi zaten şey. Genel olarak Allah'ın emri burada. Çok teşekkürler. Kısaca zamanımız da doldu ama herkese şunu sormak istiyorum birer cümleyle. HFT piyasa kalitesini olumlu mu olumsuz mu etkiler? Ben Oral Hocam'a katılıyorum burada birazcık ama yani bununla alakalı çok fazla paper var. İlk önce bu sorunuzdan başlayayım. Kesinlikle olumlu etkilediğini düşünüyorum. Çünkü insan psikolojisi piyasanın zaman zaman olduğu duruma katlanamıyor gerçekten ve algoritmalar sadece istatistiksel arbitraj algoritmaları da değil. Sonuçta yönlü işlemler yapan algoritmalar da var. Yönlü işlemler yapan HFT fonları da var. Türkiye'de de var. Bunlar insan psikolojisini zorlandığı noktalarda gerçekten piyasayı aslında piyasaya likit de veren, o sırada piyasada çok büyük düşüşlerin veya çok büyük yükselişlerin olmasını engelleyen algoritmalar oluyor. Diğer sorunuza ben de bir şey eklemek istiyorum. Bu arada F1 pilotu örneği çok güzel. Bu konuda benim düşüncem şu şekilde. Yani diğer fonların yöneticileriyle arbitraj fonlarının yöneticileri tam anlamıyla bir uçak pilotu ve F1 pilotu benzetmesi yapılabilir. Tam karşılıyor. Sadece F1'de bildiğim kadarıyla %80 arabanın çok önemi var ama son dönemde açıkça görüyoruz. Arbitraj fonu yöneticileri çok fazla kurumda arbitraj fonu yöneticisi olmaya başladı. Çok fazla kurumda arbitraj fonları açıldı. Fon yöneticilerinin etkinliği getirilerde aylık %1-1,5 gibi farklılıklara yol açabiliyor. O yüzden burada pilotun da önemi çok fazla. Sektöre girmek isteyen gençlere bir eklem yapacak olursam kesinlikle multitasking skill'lerin yüksek olması lazım. Çünkü Serhat'ın dediği gibi herkes işlemi sadece bir robotun yaptığını zannediyor ama onu kullanan biri var. Ve onu kullanan biri gerekirse gün içerisinde 15 hisseye, 20 hisseye aynı anda kontrol etmek ve trade etmek durumunda kalıyor. Bu yüzden bence en önemli skill'in multitasking skill'ler olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda sizin dediğiniz gibi de stokastik ve istatistik bilgisinin de çok iyi olması lazım. Çünkü Uğur Bey'in de dediği gibi şu an Türkiye'de sadece SSF arbitrajı yani faiz arbitrajı yapılıyor. Bunu normal bir bono almak gibi düşünebilirsiniz. Ama bu işin yurt dışında yapılan versiyonu kesinlikle istatistiksel ve stokastik süreçlere dayanıyor. Bu alanlarda kendini geliştiren öğrenciler ileride iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Piyasa kalitesini etkiliyor mu? Olumlu ya da olumsuz. Şimdi piyasa kalitesini kesinlikle olumlu olarak etkiliyor. Şimdi şu şekilde düşünelim. Bu fonlar sürekli piyasaya likitle sağlıyor. Özellikle de bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki piyasaların en büyük sorunu likitle. Bu fonların likitle sağlaması mesela işte kademede 100 biner lot olan bir tahta düşünün. Biri 1 milyon lot satış yaptığı anda direkt 10 kademe tahta aşağıya iniyor. Ama bu fonlar direkt orada araya girip direkt alım yönünü araya girdiği için aradaki oluşumları hani riskli oluşumları direkt kapatmış oluyor. Aslında bu fonlar piyasaya likitle sağladığı için ve bizim gibi likitle aç piyasalarda doğrudan olumlu etki yapıyor. Burada olumsuz etki şu oluyor. Bu fonların da işte SF yapmadığı zamanlarda özellikle de basket trade yaptığı zamanlarda hani endeks tarafında bir pozisyonu boşaltırken dönüp hisselerde de yoğun baskılar yapabiliyor. Bunda genelde işte vade sonlarında, endekslerin vade sonlarında yaşıyoruz. O tarzda bir olumsuz etkisi var genel olarak piyasaya. Çoğunlukla genelleme yapacak olursak getirisinin götürüsünden daha fazla olduğunu düşünüyorum çoğu zaman, her zaman olmasa da. Yalnız daha önemli bir faktör var bence. HFT'nin olmadığı bir borsa ya da işlem dünyasında çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum.
Çünkü artık HFT çok kalıplaşmış bir noktada. Yani son 5-10 senelik bir olay değil, yaklaşık 25-30 senelik bir durumdan geçiyoruz ve bu kadar hacimlerin artması bir sürü sebebi var. Yani sistemin sağlıklı işleyebilmesi için HFT olması gereken parçalardan biri olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Çok küçük bir anekdotumu anlatayım. Esasında biz Gedik Yatırım'da çalışırken 2017 yılında bu işe girmiştik. 2018'de de TRE'de başlamıştık. İşte 2017'de sistem alınmış vesaire vesaire. Hakikaten o zaman HFT'nin olmadığı dönem gibiydi. Ama bizim açımızdan süper süper karlıydı. Yani öyle diyeyim. Yani faiz 20 iken biz orada 70, 80, 90, 100 kimi zaman 150 ile falan pozisyon açtığımız oluyordu getiri olarak. O yüzden bizim açımızdan çok süper bir dönemdi. O dönemi geri isterim açıkçası. işte genç arkadaşlardan da ben şöyle beklerim. Bir, uyanık olacaklar. İki, lisan-ı münasiple konuşmayı becerebilecekler. İletişim kuracaklar. Makro mikro geçişi konusunda mutlaka bir görüşü olacak. Ama yani iki değil dört gözle bakacak markete. Yani gözü açık olacak. Bir fırsat varsa onu değerlendirecek ve orada inat edecek. Ama gereksiz tarafta değil. Genelde benim gördüğüm hep gereksiz tarafta ısrar oluyor. Yani bir fiyatı yanlış yaptık. Yanlışsa yanlıştır arkadaş. Israr etme onda yani. Bırak, dur. Ama doğru yaptığını da yanlışmış gibi bırakma. Bu kadar. Çok teşekkürler. Zamanımız 5 dakika geçtik. Ben moderatör olarak suçu üstüme alıyorum. Benim bir konuşmam var. 5 dakikaya oradan telafi edebiliriz. Sonra organizatör arkadaşlara söylüyorum. Kusura bakmayın tekrar. Çünkü çok kıymetliydi konuşmalar. Ben kendi adıma da merak ettiğim için biraz 5 dakika çaldım. Tekrar teşekkür ediyorum konuşmacılara. Size de tekrar burada bulduğunuz ve bizi dinlediğiniz için herkese iyi günler.